Yeniden merhabalar. Evet, ördükçe örmek isteyeceğiniz çok tatlı bir ip. İhraç fazlası kategorisinden getirmiş olduğum anti peeling, özellikle renk geçişleri çok güzel. Anti peeling özellik demek Tüylenmeyi. tüylenmeyen, tiftiklenmeyen ip demek. Memnun olduğum sitelerden birisinden getirmiştim. Pançolar, şallar, atkı, bere, hırka, ne isterseniz şiş ve tığ örgüde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sonbaharın canlı ve güzel renklerinin kombin olduğu bir tonu kullanmak Harika. istiyorum. Bir tane örnek var, çok kolay ama çok minicik bir püf noktası ile birlikte. İki renk olarak uygulayacağız. Elimde şu anda normal bir siyah ip var. Birazcık kalın ama birazcık uzatarak kullanacağım. 3,5 mm tığ kullanıyorum. Bu ipi tığ ile ördüğünüz zaman en az 3,5, 4, 4,5 numaralarla rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yine şiş örgüde de 4,5, 5 no ile örebilirsiniz. Gösterecek olduğum örneğin ikinci rengi iki düz renkle de yapabileceğiniz gibi bu şekilde birisi ebruli birisi düz olarak da yapabilirsiniz. Bir tanesi siyah olursa veya krem gibi patlak bir renk olursa çok daha güzel olmakta, siyaha çok yakıştığı için ikinci rengini siyah olarak göstereceğim. Herhangi bir lastik uygulamayacağız. Direkt örneğin örülüşünü göstereceğim. Ne öreceksek, çanta, atkı, bere, yelek, hırka fark etmez. Santimetre olarak, bu da soruluyor, kaç ilmek, kaç zincir? Tığ örgülerde santimetre olarak ölçüyü alırsınız. Eğer örgünün zikzaklı ve şöyle kısaltan bir başlangıcı yoksa normal santimetresi kadar birazcık daha fazla bırakarak zincir çekersiniz ve ona göre örneği uygularsınız. Şimdi direkt örneğe başlıyorum. 3 tane zincir. Birinci sıra. Hemen yanındaki zincirden bir tane daha ikili trabzan. Bu örnekte trabzanlar çok uzun olmayacak. Üçlü trabzan yapmayın. Birinci püf noktası. 3 adet ikili trabzan. 2 tane zincir. Şimdi bu zinciri kasmayacak veya marullandırmayacak şekilde zincir atlayacağım. 2 tane atlamam yeterlidir diye düşünüyorum. 1, 2 zinciri atladım. Üçüncüsünün içerisinden. Angora iplerle de örebiliyorsunuz. İncecik ve zarif olmakta. Yine merserizelerle de örebilirsiniz. Ben renginden dolayı bu ipi tercih ettim. Tabii ki de şu anda ip birazcık kalın. Ama videoda daha iyi görürsünüz. Tekrardan 3 adet ikili trabzan. 2 tane zinciri atla. Tekrardan 1, 2, 3 adet trabzan. Çok basit olup çok gösterişli olan bir örnek. Ve tekrardan 2 zincir, bu şekilde sırayı tamamlıyoruz. Ben bu kadar da bırakacağım. Bu temsili bir çalışmadır. Siz ne isterseniz o miktarda örersiniz. Şimdi ipi burada bırakıyorum. Bunları yapılacak olan bir projenin maketi gibi görebilirsiniz. Şimdi tekrar sıra başındayım. İkinci rengimi alıyorum. İçinden geçirdim. İki tane zincir. Ortadaki trabzanı atlıyorum. İkinci püf noktası. Sık iğnenin üzerinden değil, üzerinden yaparsanız bambaşka bir görüntü oluyor. Şimdi göstereceğim gibi arasından alırsanız çok farklı bir görüntü oluyor. Tekrardan iki zincir. Yandaki üçlü trabzan grubunun tepesinden değil, şuradan değil. Onu da deneyin, görün. O da güzel oluyor ama farklı bir görüntüsü var. İkisinin arasından. Sık iğne ile bağladım. 2 tane zincir, bir taneyi atla yine ikinci ve üçüncünün arasından. 2 tane zincir, yana devam ediyorum. Tekrar
Ara kısmında. Güzel dönüşleriniz ve yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Ayda 1 milyon tıklanmayı aşıyoruz. Takip eden, devamlı yorumlar yapan kişilere de, abone olan kişilere de tekrardan ikinci kez teşekkür ediyorum verdikleri emek ve geri dönüş için. Yorum kısımlarına yazın görüşlerinizi, isteklerinizi, sorularınızı. Hepsine dönmeye çalışıyorum. Şimdi sıranın sonundayım. Buradaki geçişi şu iple de yapabilirim. Bu şekilde bırakıp uç kısmını böyle bırakarak da yapabilirim. Tercih sizin. Şimdi bu sırada böyle bırakalım. Öbür sırada içerisinden geçirelim. Bu burada kalsın. Dönüyorum. Bir, iki, üç zincir. Trabzanlı kısmı atlıyorum. İki trabzanın arasındaki kısmı. İkisini birlikte alıyorum, renklerin zincirlerini arasında kalacak. Bir. Üç adet ikili trabzan, iki tane zincir. Trabzanlı grubu atlıyorum. İkisinin arasındaki boşluğa üzerinden değil, alttan gizleyerek. Tüm renkleri çok severim ama şu sonbaharın kahve tonları, turuncu tonlarıyla olan geçişlerini daha bir severim. Ve bu şekilde aralarında iki zincirle birlikte bütün sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Sık örmüyorum. 3,5 no da fena değil şu anda. Sıranın sonunu sıranın başı gibi bitiriyorum. 3 tane zincirle kısma sabitledim ve bırakıyorum. Başa dönüyorum. Tam tersi dış kısmını düz renk siyahın yerine ebru'lü de kullanabilirsiniz. Siyah rengi diğer ana renkle eş zamanlı olarak yürütüyorum. Yani burada 3 zincirle bu kısma geçiş yaptık ya, burada da yine 3 zincirle geçiş yapıyorum. Direkt şu araya atlıyorum. Uzunlukları aynı olacak yani iki rengin. 2 zincir. Bu ip arkada da kalabilirdi. Benimki önde kaldı ama fark etmeyecek, o birazdan göstereceğim. Tekrardan 2 zincir. Ben 2 zincir yaptım. İpim bir tık ince olsaydı 3 zincir yapardım. Yine ara kısma atlıyorum. 2 zincir ve bu şekilde. Boşlukları atla. Trabzanların arasından sık iğne ör. 2 zincirle yandaki trabzanlara atla. Kenar kısmında yine 3 tane zincir. Şimdi içinden geçirebilir miyim diye konuşmuştuk biraz önce. 2 zincirden sonra 3. zinciri şu renkle geçirebilirim. Böyle de geçiş yapabilirsiniz. İlmeklerin ucunu bırakarak da yapabilirsiniz. Bu defa da bu şekilde bitirmiş olalım. Şimdi dönüyoruz. Bakıyorum. Örneğim 2 sırada bir. Tamamını sayarsam 1, 2, 3, 4.
dört sırada bir başa dönmekte. Şuraya geldik. Kayıyor. Aralara kaydığı için. Şimdi tekrar 3 trabzan ile başlamam gerekiyor. 3 zincirle yukarıya çıkarım. Bu birincisi olmak üzere. Yandaki boşluktan yine 2 ve toplamda 3 adet trabzanımı örebilirim. Eğer atkı gibi bir şey örecekseniz kenarının muntazam olması için şu kenar kısmına normal 3-4 adet trabzanı lastik gibi dümdüz yürütebilirsiniz. Onu bu modelden ayrı tutarsınız. Kenar kısmından trabzanları yürütebilirsiniz. Siyah rengi o kısma atlatmazsınız. Sadece şu renkli yandan trabzan yürütebilirsiniz. Kenar bordürü biyesi olarak veya sonrasında da dolaşabilirsiniz. Yine tercih sizin. 3 tane trabzandan sonra 2 tane zincir. Artık aynı şekilde örneğimiz bu kadar. Atlıyoruz aradaki boşluğa. Sadece 2 sırada kayıyor ve tekrar başa dönüyor. Bu kadar kolay. Trabzanların boyunu neden uzun yapmayalım dedik. Şurası çok açık kalmasın diye. Şöyle birazcık yakın olursa daha şık olur diye. Tekrar 2 zincirle. Bu şekilde delikli örseniz ve siyah bir şeyin üzerine giyseniz bir hırka olduğunu düşünün. Hiç anlaşılmayacaktır. Şöyle bir bütünlük olacaktır içindeki renkle. Evet. Son kez dönüşü göstereyim. Kesme işlemini bahsedeceğim daha sonrasında. Ve şöyle bitirdik. Bu defa trabzan ile bitirdik. Alt sırada zinciri de bitirmiştik. Bu şekilde kaymakta bırakıyoruz. Ne yapıyoruz? Sıra başına tekrar dönüyorum. Şöyle içinden alabilirim. Üstünden almama gerek yok. 2 tane zincirli diğer aradan örüyorum. 2 zincirli geçiş yapıyorum. Tekrar 2 zincirli diğer aradan örüyorum ve bu şekilde. Bir miktar örüyorum. Şöyle harika tablo gibi bir renk cümbüşü çıktı ortaya. Altına siyah parça koydum örneğin. Biraz sonra koymadan da göstereceğim görüntüsünü. Kol kesimini ve kenar süslemesini de göstereceğim. Ne isterseniz örebileceğiniz harika ve çok kolay bir örnek. Özellikle çantaları da muhteşem olur. Çift taraflı bir örnek. Her iki taraftan da aynı şekilde gözüktüğü için rahatlıkla battaniyeler de örebilirsiniz astar kullanmadan. Yazlık bluzlar, yazlık projelerde çalışabilirsiniz. Her ipe, her modele yakışır. Çabucak biter ve sizi mutlu eder. Evet, şimdi örneğimizle diyelim ki hırka, yelek, herhangi kollu bir şey örüyoruz. Ve kol oyuntusu yapacağız. Bunu nasıl yapabiliriz? Kesme işlemini şu trabzan sırasında yapmamız daha uygun. Şunu geçici olarak geriye doğru alıyorum ve şurada bırakacağım. Siyah sırayı burada bırakıyorum. Diyelim ki trabzan sırasındayım. Buranın muntazam olması için şu trabzanın sonuncusunu da geçirmiyorum. Bunu böyle bekletiyorum. Bu da size buradan bir bilgi olsun. Bir veya iki defa dolayabilirim. Köşe kısmına örmem gereken yere giriyorum. Ve burayı 3 zincir olacakmış gibi geriye doğru çıkıyorum. Şurada bir çıkıntı olmaması için trabzanın son ilmeğinde bu işlemi yapmaya başladım. Şöyle yatık 90 derece bir görüntü olması için. Şimdi buradan dönüyorum. Bir zincirle dönebilirim. Şöyle içinden yürüyerek
Bu kısmı atlarım. Bakın şöyle. Şu orta kısma kadar gelirim. Siyahı burada bıraktım. Şurada da bırakabilirdim. Ama o zaman ip atlatmam gerekiyordu üst sıraya. Tekrar kesme işlemini yapacağımız için o yüzden burada geride bırakmış olduk. Yani şu son iki trabzanda bırakmış olduk. Üst sıraya ait olan trabzanları buraya örüyorum. Tek fark siyahın geride kalması. Tekrar iki tane zinciri de yan tarafa atlıyorum. Sırayı tamamladığımı varsayın. Diyelim ki bu sırada üst sırada şunu da keseceğimizi varsayalım. Şöyle bir oyuntu yapacağımızı varsayalım. O yüzden siyahı şuradan başlatıyorum. Şimdi şu sırayı ve üsttekini tamamlayayım. Tekrar geri döneceğim. Şurayı son kez göstereceğim. Evet, iki sırayı da sıra sonuna kadar getirdim. Şimdi tekrar dönüyorum. Örgünün normal seyrine burada devam ediyorum. 3 zincirle şu kısmı atlayarak normal örneğimi uyguluyorum. Şöyle biraz hızlıca geçelim. Şimdi normal şurayı örüyormuşum gibi geçiyorum. Burada da geriye doğru geleceğim. O yüzden yine şu son ilmekte bırakalım. İki defa dolayalım ve şunun uç kısmından. Şöyle bir oyuntu. Bu oyuntu size yeterliyse burada bırakırsınız. Yetersizse üst sırada onu da göstereceğim. Burayı siyahı yaptıktan sonra 3 zincirle döneceksiniz ya normalde şuraya. Şöyle. Ve ondan sonra düz. Şurada siyahın örülmediğine, şuraya kadar geldiğini düşünün. Şöyle. Ve bu oyuntudan sonra düz olarak ilerlersiniz. Şöyle bir oyuntuyla bu kısmı tamamlayabilirsiniz. Yaka kısmı için de aynı şekilde geçerlidir. Şuradaki kesme işlemlerinizi şöyle sola doğru verevine V yaka adı üstünde bu şekilde ilerleyerek tamamlayabilirsiniz. Şimdi kenar kısmı için fikir amaçlı bir süsleme göstereyim. Siz istediğinizi tabii ki de uygulayabilirsiniz. Simsiyah bir düz trabzan sırası iki sıra yapıp lastik görüntüsü rahatlıkla verebilirsiniz. Veya şimdi yapacağım gibi biraz daha böyle çıtı pıtı bir kenarda yapabilirsiniz. Hepsi olur ama bir hırka örerseniz özellikle uzun bir hırka dokuma gibi bir görüntüsü olacaktır ve onun manşet kısımlarını şöyle kalın ve siyah olarak yaparsanız ve kenar bantlarını muhteşem ötesi olacaktır. Evet, şimdi şöyle kolayca bir kenar göstereyim. Fıstık örgü sevenler için şöyle bir şey yapabiliriz. Bunu pek çok yerde de yapabilirsiniz. Bir tane fıstık örgü şöyle yatırabilirim. Uzatıyorum. O bir zincirle çıktığım noktadan şöyle üçlü bir puf örgü ördüğümü düşünelim. Kapatıyorum. Yana atlıyorum sık iğneyle. Şöyle bir zincirle çıkabilirim.
Üçlü bir puf örgü. Ve yana doğru. Evet, bu şekilde de dolaştırabiliriz. Pek çok seçenek var. Sizin hayal gücünüze bırakıyorum. Evet, şimdi tam olduk bence. Fıstıklar ile kenar kısmını dolaştım. Evet, Facebook, Instagram, Pinterest ve YouTube'dan Emine Toker Hobi Mühendisi olarak takip edebilirsiniz. Facebook'ta Hobi Mühendisi olarak grup açtım. Oradan sizler de dahil olarak paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Yine Instagram. Yeni ve güzel projelerde tığdan şişeye, kolaydan zora pek çok tasarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.